Evet. Hocam şimdi e, beyin tümörünün e, teşhis ve e, tedavi aşamasında yapılan testler, tedavi süreci yani e, nasıl test edilebiliyor, nasıl fark edilebiliyor, nelerden hasta kendi kendini e, mutlaka evet. öncelikle evet. fark etmesi Tabii. lazım ki Tabii. arkasından size gelsin konuyla alakalı e, tıbbi anlamda yapılması gerekenler yapsın. Bunun teşhis ve tedavi testleri te, süreci nedir hocam? Dilerseniz buraya da bir açıklık getirelim. Elbette bize e, genellikle baş ağrısıyla. En çok baş ağrısıyla gelen hastalarda e, bunu tespit ediyoruz. En çok şikayet baş ağrısıdır. Baş ağrısı e, her baş ağrısı da tabii beyin tümörü anlamına, anlamına gelmez. Bu gelmez. Yani Buradan seyircilerimiz yanlış anlamasın. Hepimizin baş ağrıyor. bu herkeste beyin tümörü olduğu evet. anlamına gelmez. Baş ağrısı e, beyin tümörlerinde genelde e, ilaca rağmen, kuvvetli ağrı kesiciler kullanılmasına rağmen geçmeyen e, ve e, kusmayla beraber meydana gelen. daha çok gece yatarken ve sabah olan baş ağrıları daha, beyin tümörlerinde daha çok görülen türlerdir. Bazen öyle sıradan baş ağrısıyla tesadüfen de bulduklarımız o da işte baş ağrısıyla gelir polikliniğe biz muayene ederiz hiçbir şey bulamayız aslında ama bir MR çektirelim hani bu baş ağrısı niye geçmiyor diye baktığımızda tesadüfen de böyle tümörler yakaladığımız olabiliyor. Bunun dışında tabii tümörlerin Beyninin fonksiyonlarıyla ilgili yerleştiği yerlerle ilgili belirtiler ortaya çıkar. Mesela e, koku duyusu kaybolabilir. Beynin işte ön tarafında koku sinirini e, işgal eden bir tümör olduğu zaman işte koku alamazsınız. Veya görme sinirini etkileyen bir alandaysa e, çift görme olabilir. Veya görme tamamen gidebilir. Yarım görme olabilir. E ee, bunun gibi belirtiler ortaya çıkabilir görme bozuklukları da, bununla alakalı olabiliyor mu hocam? E, görme bozuklukları bu hipermetrop, miyop gibi şeyler değil. Evet. Yani mesela çift görme olduğu zaman genelde bir sorun vardır. Tümöre dayanıyor. E, tümör olmak zorunda değil. Başka hastalıklarda da çift görme olabilir. Evet. Beynin e, demiyelinizan dediğimiz başka hastalıklar var. Onlarda da çift görme olabilir. E, ama tümörde de bu e, o, olabilir. Bir uyarıcıdır bizim için bir uyarıcı e, semptomlardan belirtilerden e, birisidir veya işte işitme sinirinin olduğu yerde bir tümör olur işit e, işitme kaybı gerçekleşir ya da konuşma bölgesinde çok yakında kaybeder insan e, ya da belli kelimeleri çıkaramaz belli kelimeleri konuşamaz e, veya e, işte denge ile ilgili alanlarda olabilir hormon hipofiz bölgesinde olabilir hormon e, bozuklukları gerçekleşebilir. Ee, işte hiç yoktan süt gelir e, kadınlarda mesela veya işte e, akromegali dediğimiz e, ellerde vücudun e, ekstremitelerinde büyümelerle seyreden e, hastalıklara yol açabilir e, veya mesela e, birkaç defa başıma geldi e, işte e, çoğu zaman bel fıtığının belirtisi olan düşük ayak dediğimiz bir durum e, beyin tümörlerinde görebiliyoruz. Ben böyle 3 ya da dört tane hasta biliyorum. Beni acile işte düşük ayakla gelen bir hastamız var. Düşük e, ayak cümlesini açar mısın? Düşük mi? ayak ayağın felç olması demek. Evet. Ayağın felç olması. Evet. Çoğu zaman işte bel fıtıklarında, omurga hastalıklarında gördüğümüz bir hadisedir. E, ama nadiren beyin tümörlerinde de olabiliyor. E, dediğim gibi böyle 3-4 hasta be, benim tecrübem oldu. E, hastayı muayene ettiğimde acilde bel fıtığıyla ilgili hiçbir belirti göremezken tabi bu aklımıza geldi ve bir beyin emarı çektirdiğimizde beyinde bir tümör olduğunu ve ayağı ilgilendiren motor sahada bir tümör yerleştiğini görüp ondan sonra da tedaviye o şekilde başladığımız hastalarımızda olabiliyor. Bazen işte çocuklarda özellikle çoğu zaman fışkırır tarzda kusmalarla gelirler. Kafa içi basıncın artışını gösteren bulgulardan birisidir ya da işte epilepsi dediğimiz havale geçirme, evet. sara nöbeti geçirerek gelen hastalar olabilir. Bu şekilde bize ilk gelirler hastalar acile ya da polikliniğe bu şikayetlerle ya da bu belir bulgularla gelirler. Ondan sonra da bizim teşhis sürecimiz başlar. Devam edebilirim isterseniz. Tabii ki hocam. Siz buyurun lütfen ben. Şöyle. Ondan sonra tabii bir poliklinikte muayenemizi yaparız. Bu belirtilerin beyinle ilgili olup olmadığını biraz önce söyledim. Çünkü birçok hastalıkta benzer şikayetler olabilir. O ayırıcı tanıya gitmek için de önce muayene ile başlıyoruz. Muayeneden sonra tabii bizim elimizde bugün çok gelişmiş tomografi, MR cihazları var. Beyinle ilgili sorunlarda çok nadiren röntgen, ondan sonra tomografi ve en çok da MR Kullanıyoruz. Beyin tümörlerinde ilaçlı kontrastlı MR veya halk arasında işte renkli MR diyorlar ama bu tür MR görüntülerini kullanırız. Bunlarla teşhisi sağlarız. Kolaylaştırır. Evet. Hocam şimdi.